Nerede? Evet, 6 numara ben meyvelerde. Anamur muzunu tercih etmelerini, bak hemen muzla ilgili bir bilgi Bu vereyim. da Anamur muzu değil. Bu değil tabii. Bulabilirsek ki buluruz resmini, Yakışıklılardan onu bu. bir rica edelim. Evet. Ve yerli ve milli olarak lütfen ithal edilen meyveleri değil. Yani benim hakikaten gücüme gidiyor ya. Ta nerelerden üzüm ithal ediyoruz bu ülkede. Almayın kardeşim, almayın. Yazıktır, günahtır ya. O kaç gün yollarda gemide bekliyor, Muz da ediyor. öyle. Yani işte bunları bir görsen. Şimdi muz, neyse, o kadar çok şey söylenir ki muz kabuğuna da basmamaya dikkat edeceğim. Basmayalım, evet hocam. Evet, Anamur muzu, buyurun. birinci tedbir o. Anamur muzunun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama şimdi yani bir 20-25 yıl önceki Anamur muzunu ben tek tük görüyorum. Yani işte Akdeniz sahillerinde Anamur ve oradan Antalya'ya doğru gittiğinizde Anamur yani tek tük görüyorsunuz. Onlar da değişmeye başlamışlar. Dolayısıyla Anamur muzu nasıl bir nimettir? Nasıl bir nimettir? Bak bundan %100 daha etkilidir bu ithal muzla. İtalyan. Ne yapacaksınız? Şu kadar yani 100 mililitre süt. Muz iyice olgunlaşacak. Bu sarı kabuğu kahverengiye dönecek. O muzu alacaksınız. Yani yaklaşık 15 santim uzunluğunda. Bunu alıp bu sütün içinde ezeceksiniz. Mide şikayetiniz mi var? Yanmalar, gastrittir, şu bu. Birebir Hüseyin. Böyle bir şey. Afrikalının ekmeği muzun kabuğudur. Onu fırında pişirirler, kabuğuyla beraber içini yerler tabii ki yani. Bunun Latince ismi Musa'dır. Musa. Hazreti Musa yok Evet. mu? Ya şimdi Ya. şaşırdım, o yüzden. Hazreti Ha. Musa. Musa. Şimdi Musa ne demek? Çok bak literatüre de bak zor bulurlar. Musa sudan gelen demektir. Firavun öldürüyor ya doğan bebekleri. Evet. Annesi de kaçırıyor onu bir sepete koyup Nil nehrine bırakıyor. O da Firavun'un sarayının önünde duruyor işte Firavun'un eşi orada görüyor onu alıyor. Ya öldürmeyelim bunu bak biz bunu kendi içimizde terbiye edeceğiz filan deyip Firavun'u ikna ediyor işte oradan. Yani Firavun'a Allah'ın gücüne bak sen sınırsız güç sahibidir. Hikmetinden de sual olunmaz. Musa'yı ne yapıyor? Firavun'un koynunda kendine karşı onu hem koruyor hem de Eğitiyor. besliyor. Yani hani Anadolu'da bir laf vardır. Koydu buzda yılan bu besledik gibi bir tabirler vardır. Evet Musa bu anlamda sudan gelen adamındadır. Şimdi su alışverişi bu şeyin muzun havayla çok şeydir, güçlüdür. Şimdi muzda bilinmesi gereken şey şu. Eğer düzenli tüketirseniz bunu, günde bir muz mesela kabızlığı önler. Ama haftada bir tüketiyorsanız bu da kabızlığa neden olur. Bunu unutmayın. Şimdi çok enteresan bir noktaya değindiniz. Çünkü mesela özellikle küçük çocuklarda hekimler işte muz kabızlık yapar şeklinde uyarırlar. Ama sizden yeni bir şey öğreniyoruz. Düzenli tüketirse Evet. Aynen. olmuyor. Haftada bir Allah'ın izniyle mümkün değil. Evet. Anamur'da muz tarlası da denmez. Muz bahçesi. Muz bahçesi. Muz Evet. bahçesi. Antalya, bu Antalya'daymış. Düzeltmiş olalım. Nereden bulmuşlar bunu? Bak TRT ben abi hocam, ilk de görüyorum. arşivlerimizden. Aferin çocuklara. Yabancı. Halbuki Anamur muzu, bak onun ben resmini getireyim de.
sanıyorum yabancı bir heyet orayı ziyaret etmiş hocam. Tam olarak haberin içeriğini kulağıma söylüyor yönetmenimiz Emre ama tabii ki tam olarak şey yapamadım, anlayamadım. İnceleme yapıyorlar. Yani bizim yerli muzumuzu, Anamur muzumuzu evet. incelemeye gelmişler. Ya ne güzel görüntü. Ne güzel değil görüntü. Mi? Yani keşke şu çok daha çoğalsa. Şu sahildeki yeşilliği görüyorsun değil mi? Evet. Mersin de böyleydi işte. Narenciye bahçeleriyle denize karşı denizi seyredecekmiş. Ev yaptılar, bina yaptılar. %75'i Mersin'in nedir? Portakal bahçesiydi. Ha, bunları da çevirebilirler. Evet, Anamur muzu. Bunun bir türü daha var. Biraz daha kısa, daha tombul. Evet. Yani evet. tombik, öyle söyleyeyim. O da var. Tabii işte dediğim gibi yani bu muzun en büyük özelliği böyle kabızlık yapar diye bir şey yok. Ha, tek tük böyle 10 günde bir tane yiyorsanız doğru kabızlık yapar. Ama düzenli yerseniz hani bir gün ara vermiş olabilirsiniz. Problem yok. Muzla ilgili içerisinde hemen hemen tüm vitaminleri bulabilirsiniz. Tabii ki tüm derken B12 yok. Yani B12 bitkilerde olmaz. Alzheimer'i önleyen bir özelliği var. Bir de şunu yapabilirsiniz evinizde. Mesela yeşil domatesi koyun yanına. Kızarsın. Yok. Yani muzun yanına tabağa evet. yeşil domatesi koyun. Üstünde şöyle bir kağıtla örtün. Tamam. Domates kendi kızarıklığını almaya başlar. Neden? Çünkü bunun içerisinde etilen gazı var. Bu etilen gazı salgılar şey. Muzun öyle bir özelliği var. Bildiğimiz etilen gazı işte. Ama o bitkilerin gelişmesi için bir hormondur. Olgunlaştırır çevresindekini. Zaten o yüzden dedim ki hocam bunları yeşil yeşilken hasat ediliyor. Gemiye konuyor. İşte bilmem kaç günde buraya geliyor ama bizim yerli muzumuzun yerini tabii tutmuyor.